Samsun'daki önemli sağlık yatırımlarından Çarşamba Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Nereden deri? Açılış konuşmasını yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, "Ortaya çıkan bu güzel eser hepimizi heyecanlandırıyor." dedi. Ortaya çıkan bu güzel eser biliyorum hepinizi bizi olduğu kadar heyecanlandırıyor. Tören alanına gelirken herkes eski hastane binamızla yeni hastane binamızı yan yana görme imkanına sahip oldu. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, 250 yatak kapasitesiyle bölgeye, çevre ilçelere hizmet verecek diye konuştu. Bu bölgeye sadece Çarşamba'da yaşayan hemşehrilerimize değil, bütün çevreye, çevre ilçelere ve bu civarda yaşayan insanımıza, 250 binin üzerindeki bir nüfusa hizmet edecek, sağlık hizmeti verecek bir donanımlı sağlık tesisini, Çarşamba Devlet Hastanesi'ni bugün hizmete açmış bulunuyoruz. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çeken Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, odalar 5 yıldızlı otel konforunda diye konuştu. Birçok neviden hastalar aynı odaya doldurulmuş, orada yatıyor, şifa bulmayı bekliyorlardı. Şimdi ise 5 yıldızlı otel konforunda tek kişi odalar, tek kişi kalıyor. Yanında refakatçisi kalıyor değil mi teyzem? Evet bakın. Samsun Milletvekili Ahmet Demircan da sağlık alanında AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye çağ atladı. Bu çok açık ifadelerini kullandı. Sağlık alanında AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye çağ atladı. Bu çok açık. Yani şu iki mekan ki birbirine tarih olarak çok uzak değil. Oradaki hastane ile buradaki hastane arasında bir 30 yıl var. Ama 30 yıl değil, sanki daha uzun bir zaman var ikisi arasında. Hastanenin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, sağlık hizmetini nitelikli ve standartları yüksek bir şekilde alacağız dedi. Neredeyse nitelikli sağlık hizmetleriyle bizi buluşturacak hastanelerimiz hemen hemen her ilçemizde bugün yapılıyor. Ve bu ilçelerimizdeki bu yatırımlar sadece vatandaşlarımızın eski Türkiye'de çok büyük özlemini çektiği ama yeni Türkiye'de artık huzur içinde, güven içinde kendisini ve sağlığını ve ailesini teslim edebildiği bu yatırımlar. Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun sağlık kenti özelliğini tam olarak hak ediyor. Bütün çevre iller Samsun'a geliyor." dedi. Samsun sağlık kenti özelliğini artık tam olarak hak ediyor. Biliyorsun bütün çevre iller Samsun'a geliyor. Önemli bölge hastaneleri, tıp fakülteleri burada ama diğer yerel halkın da ihtiyacını görecek devlet hastaneleri de şu an ilimizde yapılıyor. O yönüyle de gerçekten Samsun ciddi şekilde bir sağlık kenti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingden video konferans yöntemiyle Çarşamba Devlet Hastanesi'ne bağlandı. İnsanlar arasındaki ilişkiler daha iyi hizmet vermesi, kaliteli hizmet vermesi. Bir şey türlerdeyim.